Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bukaül mümin min kalbi. Müminin ağlaması, gözyaşı kalbinden gelir. Yani kalp üzüntülü olduğu zaman gözden yaş akar. İçten ağlar, mümin ağlarsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenazelerin arkasından bağıra çağıra ağlamayı yasak etmiş ve de lanet ediyor. Allah'ın kaderine isyan anlamı taşıdığı için saçını başını yolarak, elbisesini yırtarak, niyaha deniyor Arapçada bunlara. Hem ölen adamı azap ediliyor, melekler ediyorlar. Böyle ağlarlarsa arkasından yakınları, hem de melekler ona lanet ediyor. Efendimiz onu haber veriyor. Bunu söylemiş. Sonra kendisi İbrahim, oğlu İbrahim'in vefatına koşmuş. Efendimizin iki oğlu var. Abdullah, Tahir. İlki Kasım, Hazreti Hatice'den oldular ama yaşamadılar. Sonra kızların hepsi gene Hazreti Hatice'de anamızdan radıyallahu anh'tan oldu. Sonra Mısır mukavkesi ona bir cariye hediye etti. İşte o cariyeden de İbrahim oldu. Çok sevindi. Çünkü müşrikler Muhammed adam olsa oğlu olur. Sanı yok. İşte ne olacak? Kaç gün yaşayacak, sonra yok olup gidecek. Ebter, sonu yok dediler. Efendimiz de insandır. Çok üzüldü. Bundan dolayı da Kevser suresi nazil oldu. İnna atayna kel kevser fesalli rabbike venhar neşanike vel ebter. O sana sonu yok. Erkeği evladı olmuyor. Adam olsa oğlu olur filan diyenler var ya Habibim. Esas onların sonu yok. Unutulup gidecekler. Bu sure nazil oldu. Bu sureyi her gün akşam okursanız hayırlı zürriyetiniz olur. Peygamberimizin zürriyetiyle ilgisi olduğu için. Evet, işte çok sevindi. Hemen ona özel bakıcı tuttu. Medine sıcak. Avali, Medine'nin serin mahallesine, Avali tarafına yerleştirdi İbrahim ve annesini. Derken bir süre sonra, birkaç sene sonra gene haber geldi. Oğlum İbrahim ölmek üzere diye. Uçtu Peygamberimiz oğlu. Bir tane oğlu var. O da ölmek üzere. Vardı, kucağına aldı. O vefat edince kucağında İbrahim, şimdi Medine-i Münevvere'de Cennetül Bakî'de yatar. Ağladı. Gözünden yaşlar aktı. Sahabiler dediler ki bize ağlamayı yasak ediyorsun, kendin ağlıyorsun dediler. Efendimiz buyurdu ki ben size ağlamayı yasak etmiyorum. Kalp mahzun olursa gözden yaş akar. Ben çok üzüntülüyüm. Üzüntümü dağlara versem dağlar toz olur, dayanamaz buyurdular. Ben size bağıra çağıra, saç baş yola yola sesli ağlamayı yasakladım. Kalp mahzun olur, gözden yaş akar buyurdular. Gözden yaş akması merhametli bir kalp sahibi olmanın alametidir. Münafık böyle değil. Kalp, işte mümin kalbinde bir üzüntü olur. Ya günahına üzülür, ağlar, estağfurullah derken gözünden bulgur bulgur yaşlar döker. Üzülür günahına. Ya da böyle bir musibet olur, Cenab-ı Hakk'a sığınır, kalbi üzüntülü olur, gözünden yaş akar, kalpten ağlar. Ve bükel münafık min hemmeti. Ama münafığın ağlaması başındandır, içeriden değildir, samimi değildir.
aldatmacadır buyurdular. Evet. Alimlerden Salah Dıfti diyor ki, ben diyor adamın iki gözüne baktım, bir gözü ağlıyordu, bir gözü ağlamıyordu. Böyle adam vardır diyor. Sonra baktım diyor, öteki gözünü ağlattı, bu gözünü durdurdu. Birisinin yaşını durdurdu, öteki ağlamaya başladı. Ben böyle adam gördüm diyor. Evet, gülerken ağlar, ağlarken güler. Yani artistleri tarif ediyor herhalde bu adam. Çünkü bakıyorsun adam şapır şapır ağlıyor. İlaç makı diyorlar, ne yapıyor bilmiyorum. Yani onlara münafık falan demiyorum ben, kimseye bir şey demiyorum. Açıklamasa da dedine söylüyorum. Bana kimse kızmasın, hedefimde kimse yok. Ama adam durup dururken ağlıyor. Bu diye kafadan ağlamadır. Yürekten ağlasa durduramaz. Evet, münafık diyor böyle kafasını ağlar, aldatır karşısındakini. Aslında içinde üzüntüsü falan yoktur. Mümin ise kalpte üzüntü olduğu zaman yürekten ağlar. Onu haber veriyor bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlama iyidir. Merhametli kalp sahibinden gözyaşı akar. Taş kalpli olmak, kasiyetü kulubuhum, kalpleri taş gibi, bunları Allah sevmiyor. Merhametli olmak iyi bir şey. Ama bağıra çağıra ağlamak niyaha haram ve lanet sebebi. Bunları defaatle her zaman hatırlatıyorum. Kader değişmez. O kader çizgisinin dışına kimse çıkamaz. Biz de buna inanıyoruz. Âmentü billahi ve kaderihi, hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz. Hayır ve şer Allah'tan, kadere inanıyorum diyoruz. Ama işte oğlu şurada ölüyor, kocası şurada görev başında ölüyor filan. Televizyonuna da reyting toplayacağız diye, şeyimizi artıracağız diye o kadının veya adamın fotoğrafını çekiyorlar. Kimisi taputu vuruyor, niye öldün, beni yalnız bıraktın filan. Bunlar mümine yakışmaz. Mümin kadere inanır, gözünden yaş akar ama böyle taputu filan vurmaz. Neye öldün demez. Hadi sen ölme elindeyse. Kadere inanan adam böyle söylemez. Allah'ın gücüne gidiyor. Onu arz etmek istiyorum ben. Evet, o anda adamın freni tutmuyor. Duygusaldır, aklı çalışmıyor ama böyle yapma. Yapmayalım. Böyle birisi yaptığı zaman bir dakika kardeş, bir dakika amca diyeceksin. Eğer adamın kocası oradaysa, yakın oradaysa, susmazsa ağzını kapamak hakkı var. Bağıra çağıra ağlamak çünkü münkerdir. Münkeri önleme mecburiyetindedir insan. Ama bizimkiler özellikle ağlamasa bilmiyorlar bu meseleyi. Şuna bak ya, ölüvesin diye bakıyormuş, gözünden bile yaş gelmedi filan diye de kınamaya gidiyorlar. Bu yanlış. Evet, insan ağlar. Ağlaması da iyidir. Böyle üzüntülü durumlarda merhamet alametidir ama kadere itiraz anlamında saçını başını yolarak, yüksek sesle bağırarak kadere itiraz anlamında ağlama niyaha haramdır, lanet sebebidir. Peygamberimiz mümin böyle usul usul ağlar. Yüreğinden ağlar, canı yanar ağlar. Münafık öyle değil, numara yapar, gözünden yaş akar, içinde hiçbir şey yoktur. Öyle söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas'tan nakletmişler. Taberani, Kuyli, Huzeyfe radıyallahu anh'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, sesli ağlamak hem kadınlara hem erkeklere haramdır. Bunu bilhassa vurguluyorum. Böyle durumlarda işte birbirinize bir dakika tamam, ağrın acın büyük ama diye yardımcı olacağız, teşvik etmeyeceğiz. Onun yanlış işini tahrik etmeyeceğiz. Bu bizim görevimiz. Efendimiz buyuruyor, Bekkiru bis salati fi yevmil gaym. Bulutlu günlerde namazı erken kılın, sonraya bırakmayın. Efendimiz zamanında saat yok, radyo yok. Hani saat başında telefon yok ki
tıt tıt diyor, haber veriyor sana ezan vakti geldi filan diye, güneş doğdu filan diye. O nar yok. Onun için herkes güneşe bakarak sabah namazı vakti çıktı mı girdi mi, aya güneşe bakarak vakitleri tayin ediyorlar. Onun için diyor ki bulutlu, güneşi göremiyorsun. Öğle namaz kılacaksın, gölge sarkacak yani tam ortadayken değil, gölge sarkacak bir tarafa. Ha, zeval vaktinden sonra kılınır. İşte ikindi İmam-ı Azam'a göre gölge bu zeval vaktindeki fe-i zeval derler ona. Ondan sonra bir şeyin gölgesi iki misli olunca girer İmam-ı Azam'a göre. Ama şimdi Türkiye'de, diğer ülkelerde İmameyn'e göre okunuyor. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed fe-i zevalden sonra bir misli olduğu zaman ikindi vakti girer diyorlar. Diğer mezheplerle de birleşsin diye Diyanet buna göre ezan okuyor. İmam-ı Azam'a göre gölge fe-i zevalden sonra iki misli olunca ikindi girer. Niye söylüyorum bunları? Evet, şimdi biz de 42 sene devlete hizmet ettik, görev yaptık. Bazen jüride bulunuyorsun, gidemiyorsun. Görev başındasın, ayrılamıyorsun. İkindi ezan okunmuş, halbuki sen öğlen namazı kılamadın. Çünkü görev başındasın. Bu İmam-ı Azam'ı kullanabilirsiniz. Yazın 55 dakika var. Kışın eksiliyor da bu, işte asr-ı sani diyorlar. Onu o telefonlarınızda usulü var, ona göre bulabiliyorsunuz. Derecesinden buluyorlar, onu da hesap edebiliyor. Böyle durumlarda hiç telaşlanmayın. Daha İmam-ı Azam'a göre 55 dakika daha var dersiniz. İşiniz görürsünüz, öğle namazını sünnetiyle, farzıyla hepsinle tesbihini kılarsınız. İkindi geç kılacaksınız yalnız İmam-ı Azam'a göre. Olduğuna göre o gün ikindiyi geç kılacaksınız. Bu yatsı namazında da var. Yatsı namazında yine şimdi ezanlar İmameyn'e göre okunuyor. İşte güneş battıktan sonra kırmızılık bitti mi bir beyaz, işte o zaman oku diyorlar. Güneşin durumuna göre. Ama şimdi zaten saatler var. O saatler bildiriyor da güneşin durumuna göre. İmam-ı Azam diyor ki hayır, daha değil. O kırmızılık gidince batı tarafında bir beyazlık gelir. Beyazlık da son bulacak. Karanlık gelince yatsı olur. Ondan dolayı yatsı namazın vaktinde de yine fark var. Otobüse bindiniz. Trafikten dolayı şey demediniz. Otobüsü de durduramazsınız. Durdursanız yolda nereden namaz kılacağınız, hiç telaşlanmayın. Ama o dakikaları geçirmeyin. Daha İmam-ı Azam'a göre 15 dakika var, 20 dakika var diye indiniz bir caminin önünde inersiniz, namazınızı kılarsınız. Kazayı bırakmaktan iyidir. Ona göre bilerek yapacaksınız. Onun için arz ettim. Evet, diyor ki bulutlu günde şimdi saat yok, telefon yok, bildirecek bir şey yok. Bulutlu günlerde diyor namazı çok geç bırakmayın. Çünkü bu batı tarafında kırmızılık bitti mi, beyazlık geldi mi hikayelerini bilemezsiniz diyor. Bulut var. Sabah namazına diyor güneş doğdu mu doğmadı mı bilemezsiniz. Bulut var. Onun için diyor namazı ilk vaktinde kılın. Namazı ilk vaktinde kılın. Tehir etmeyin. Acele edin. Acele edin. Gamame, evet, gaim gamame bulut demek. Mescid-i Nebevi'nin açığında da Mescid-i Gamame var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada dua ederken bulut ona gölge yapmış. Adı Mescid-i Gamame olmuş. Ayrıca 12 yaşında Şam'a Ebu Talip onu ticaret kervanıyla götürdüğü zaman Busra'da, şimdi Ürdün ile Suudi Arabistan arasında halen o kilise duruyor. Allah bir, İsa peygamber diyen gerçek Hristiyanlardan rahip, gelen geçenlere ziyafet veriyormuş. Kervan geçerken orada mola vermişler, davet etmiş onları. Onlara yedirecek, içirecek. Efendimiz çocuk diye kervanın arasında bırakmışlar. Sıcak, bulutta yok. Bakmış papaz, rahip, bulut falan olmadığı halde
orada kafilenin eşyalarının, develerinin üstüne bir bulut gelmiş, gölge yapmış. Demiş orada kim var? Bir çocuk var demişler. Hemen demiş o çocuğu çağırın. İncil'de peygamberimizin nitelikleri, Tevrat'ta nitelikleri, vasıfları, kimin oğlu, ne, nasıl yaşadı hepsi var. Oradan biliyor. Gelmiş demiş bu çocuk, oradan aklına onlar gelmiş. Durup dururken bulut gölge ettiği için aklına bu bilgiler gelmiş. Demiş bu çocuk kimin demiş? Ebu Talip benim demiş. Yok demiş. Bu çocuk yetim olması lazım. Babasının ölmesi lazım. Canım benim birader Medine'de öldü daha doğmadan da ben bakıyorum demiş. Benim ya işte doğru söyle demiş. Bunun babası ölmesi lazım. Yetim olması lazım. Yetim. Doğmadan 6 ay evvel öldü Abdullah Medine'de. Demiş bir de şu çocuğun demiş sırtına bir bakabilir miyim? Bak demişler. Bakmış. Peygamberlik mührü var Efendimizin kürek kemiği üzerinde. Demiş ki bu çocuk ahir zaman peygamberi olacak. Tevrat'ta, İncil'de yazdıklarına göre bütün nitelikleri tutuyor. Sakın bunu Şam'a götürmeyin. Yahudiler çok kıskançtır, hasettir. Bu çocuğun geleceğini onlar da biliyor. Bizden çıkmadı diye, Araplardan çıktı diye suikast yaparlar. Dönün geri demiş, dönmüş. Evet. Efendimiz bulutlar gölge yapıyordu. Güneş onu yakmıyordu. Gaim bulutlu günde namazı erken kılın. İlk vaktinde kılın. Sonraya bırakmayın. Çıkar çıkmaz bilemezsiniz. Evet. Bulutlu günde dikkat edin. Hafizu aleyha yevme hatatil gaim. Bulutlar her tarafı kapladığı zaman namaz konusunda sağa sola dikkat edin, aman geçirmeyin namazı, geçirmeyin. Evet, vakit geçerse bilmeden vakti geçirebilirsiniz. Evet, ve ihracu salat an vaktiha azimul haram. Cidden namaz kılmadan namaz vaktini geçirmek muazzam günahtır gerçekten, diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Namazı kılmamak, namazı vaktinde kılmamak, kazayı bırakmak, hiçbir mazeretin yokken büyük günahtır gerçekten, cidden büyük günahtır. Evet, özellikle her namaz böyledir ama özellikle ikindi namazı, la siyyemel asr, özellikle ikindi namazı işler çoğaldığı için ikindi namazı vaktinde karambole gelir. Özellikle ikindi namazı geçirmek çok büyük felakettir. Efendim duyuruyor ki şimdi. فَاِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَبِطَ عَمَلُهُ. Bir kimse ikindi namazını kılmazsa amali boşa gider. Sevabı yok olur. حَبِطَ سَوَابُهُ. بَطَلَ سَوَابُهُ. Sevabı yok olur. Çünkü ameller sona göre değerlendirilir. Gündüz amelinin son namazı ikindidir. Sonra akşam oluyor. Gece başlıyor. Sonu namazsız hapı yuttun diyor. Sevabın gitti elden diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bazı alimler demişler ki bu böyle anlamayalım, çok ağır. Yani diyelim ikindi namazını geçirmeyi alışkanlık haline getiren nedir bu tehdit? Ameli sıfır olur tehdidi. İkindi namazını terk etmeyi alışkanlık haline getiren nedir? Bazılar demişler ki bu da ağır. İkindi namazını hakkını inkar eden namaz neymiş diye ikindi namazın bu değerini reddeden mürtet olanadır. Sevaplar hepsi gider. Bir adam imanı girdikten sonra dinden çıkarsa ki ona mürtet derler, irtidat etme derler buna. Geçmiş iyiliklerin hepsi yok olur, kötülükleri kalır. Şimdi biz öyle şey yapmayız hocam diyeceksiniz tabii. Yapın demiyoruz.
Öyle şey yapmaktan Allah bütün müminler korusun. Ama şimdi ben bazı şeylerden bahsedeceğim. Sizi uyarmak bizim görevimiz. Evet, şimdi televizyon seyrediyorsunuz. Hep anlatıyorum her zaman. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Televizyonda film seyrediyorsunuz. Orada artist, erkek artist ve kadın artist sevişiyor. Kırda, bayırda öpüşüyorlar filan. Dinimizde bunlar haram. Sen de diyorsun ki helal olsun yo, güzel yaptılar. Allah'ın haram dediğine helal olsun derseniz, güzel yaptı derseniz haram ya. La takrabu zina innehu kana fahişe. Zina yapmayın değil, yanına bile varmayın diyor Allah. Yanına bile varmayın. Böyle berbat bir şey. Sen buna helal olsun, güzel yaptı dersen müftiye sor. Müftiye git. Böyle diyenin imanı ne olur hocam de. İmanınla oynarsın. Ben bilmiyordum efendim. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz arkadaş. Türk Ceza Kanunu'nda madde var. Yoksa bunu mazeret sayacak. Bilmiyordum efendim der herkes. O zaman düzen bozulurdu. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Böyle derse iman gider. İman gidince bütün iyilikler uçar gider. Habita ameluhu. Mahvolur. Günahlar kalır. Mesela kilim gereği adam orada kahvede yahut da işte lokantada içiyor. Tam rol yapıyor. Hoşların rolünü diyor, rakıyı içiyor. Helal olsun ya, adam güzel yaptı be falan. Rakı içmek güzel olur mu? Helal olur mu? Sen müminsin. İnnemel hamru vel ezlamu ritsun min ameli şeytan. İçki içmek avalın murdar işinden bir berbat bir şeydir. Feştenebu, derhal vazgeçin. Sen de buna inan adamsın. İnanmasan söylemem. İnandığın için söylüyorum. Allah'ın böyle pis dediği şeye helal olsun, güzel yaptı derseniz imanla oynarsınız. Ki bu da maalesef. Kardeşim, oğlanla kız sokakta işte kırda bayırda sevişiyorlar. Kucaklamış falan. Bırak kır bayırı. O mu kaldı ki? Metroya biniyorsunuz. Sanki hiçbir yerde görmemiş gibi. Alıyor kızı kucağına. Maalesef. Paris'te öyle oluyor ya. Efendim New York'ta öyle oluyor ya. Biz de ilerici olacağız. Onlar böyle yapıyor diye ilerici olacağız. Onu yapıyorlar şimdi. Halbuki Türk Ceza Kanunu madde var. Alenen hayasızca bazı hareketler suçtur. Halkın ahlaki duygularını rencide edemez kimse. Burası Müslüman memleketi. Yapacaksan git evine. Ama bir şey diyemiyorsun. Evet, işler iyice karışık arkadaş. İşler iyice karışık. Ha, bunları bilmemiz lazım. Ya şunlara bak, terbiyesiz. Ya bırak ya, bunlar genç ya, olur böyle şeyler ya, ne ya yani. Şimdi arkadaş da böyle söylüyor. Siz bunlara şahit oluyorsunuz. Bunu deme güzel kardeşim. Allah'ın haram, sen Müslümansın. Gavur olsan bir şey demem. Ama sen Müslümansın. Gerçekte olur böyle, denir mi lan? Emri maruf yapmak, nehi anil münker yapmak Müslümanın görevi. Bizim alameti farikamız, bunun markası var, burada yazmış. Falan fabrika diyor. Bunun markası var. Bunun bile markası var. Müslüman ahir zaman ümmetinin markası, marufu emreder, münkeri nehyeder. Bu bir münkerdir. Yapma kardeşim diyeceksin. Diyemiyorsan en azından içinden ah imkanım olsa seni şimdi benzetirim diyeceksin içinden. Bu da yok. Helal olsun ya. Gençlikte olur bu işler dersen, bakın ben aracıyım, bana kızmayın. Sizin anlamazlığı için anlatıyorum. Bunun ötesinde diyor iman yok diyor peygamber. Yani Allah'ın haram kıldığını görüyor adam, olur ya bu işler, bunun neresi kötü derseniz iman yok diyor. Hadis böyle. Hadis böyle, ben onu aktarıyorum. Hani biz dinden çıkmayız falan deme, işte böyle acayip şeyler oluyor şimdi. Anında
böyle bilmeden ağzından çıkan şey, şakası yok bu işlerin. Küfürün şakası olmaz. Bilmemek olmaz. Kanunda da böyle, dinde de böyle. Onun için bileceksiniz. Nerede olursa olsun bilinçli Müslüman olacaksınız. Konuşurken kontrol ede ede. Bak, iki göz var, iki burun deliği var, iki kulak var, iki dudak var, bir tek dil var. Konuşurken iki defa bakacaksın, iki defa dinleyeceksin, iki defa koklayacaksın, iki defa kontrol edeceksin, bir defa konuşacaksın. Çünkü ağızdan bir kelime çıkar diyor Peygamberimiz, cehennemin dibini boylarsın. Evet. O kadar önemli dil. Sen de böyle diyorsun Allah'ın haram kıldığına, olur böyle şeyler. Ne sevabının yani? Aman güzel kardeşim, Müslümansan böyle laflar etme. İçinden buğz edeceksin. En azından dokunamıyorsun, kanun var falan. Şimdi şey çıkacak, fitne çıkacak. İçinden tasvip etmeyeceksin. Güzel ya, boş ver ya, gerçekte olur derseniz, böyle hadisler var, böyle hükümler var. Ben de size aktarıyorum efendim. Evet. Şimdi ikindi namazını terk eden ameli haptolurdan buraya gittik. Yani inkar ederse ameli sıfır olur, irtidat ederse sıfır olur. Veyahut da işte günün sonunda olduğu için o günkü sevabı uçar gider. Anlamlarını vermişler ama Peygamberin hadisinin manası şu: فَاِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَبِطَ عَمَلُهُ. Kim ikindi namazını terk ederse ameli hapt olur, sıfır olur. Tercümesi bu. Batala, sevabı batıl olur. Evet. Şimdi ikindi namazı çok önemli, gördünüz. Neden çalışıyorsun? İşte yarına kalsa değmez. Yani iş yarınlık kadar yok. Ama bugün de gün batana kadar bitmeyecek. Onun için herkes bitirivereyim diye telaşlı çalışır. İkindi namazı karambola gider. Fabrikada böyledir, dükkanda böyledir, tarlada ekin yolarken böyledir. Onun için Peygamber de ona parmak basıyor. Aman diyor, ikindi namazını kaçırmayın. Mutlaka kılın. Yoksa ameliniz boşa gider. Şimdi Bayezid Camisi var. Şimdi Hürriyet Meydanı oldu ya, İstanbul Üniversitesi'nin kapısının önündeki meydandaki cami. Sultan Bayezid orayı yaptırmış. Ondan sonra alimler, ulema hepsi oradalar. Devlet erkanı, halk, caminin açılışı yapılacak. Demiş ki padişah, Sohu Bayezid derler ona, ikinci Bayezid yani, ikindi namazını hayatında geçirmeyen demiş, bu camiyi açma şerefini ona vereceğim demiş. Makas onun olsun, kurdeleyi o kessin. Koca hocalar var hepsi. Şeyhülislam, diğer alimler, medresede hocalar filan, hepsi kafayı öne dikmiş. İkindi namazını hiç geçirmeyen adam çıkmamış. Makasını almış, elhamdülillah. Hayatımızda ikindi namazını geçirmemişizdir. Hiçbir namazı geçirmemişiz diye kordeliği kendi kesmiş. Böyle olunca da işte arkasından kanuniler geliyor işte arkadaş. Bunları yapıyorlar, dünyaya bir mektupla nizam veriyorlar. Allah'ın dinine böyle sarılanı Allah aziz eder. Namaz nerede, niyaz nerede? Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Sanki bir senede bir deva ona bile nazla gidiyor. Halkı namazı ona da gitmeyecek. Adam olmayız arkadaş. Namaz dinin direği. Müminler ki her geçen sefer de söyledik. Müminler camiyi doldurdu mu, güzel saf bağladılar mı, Allah o millete, topluluğa bela verecekse, müminlerin camide saf halinde güzel namaz kılmaları hoşuna gittiği için diyor Peygamberimiz, o belayı def eder. Şimdi dünya bizimle uğraşıyor, bizi bozmaya çalışıyorlar. O Güneydoğu'da gazetede yazıyor,
İngiliz bilmem karı ateşin içinde yakalamış polisimiz, kahraman polisimiz. Ben demiş gezmeye geldim. Hayvan, ateşin içinde gezmeye gelinir mi lan? Dünya bizimle uğraşıyor. Bizim işimizi bozmak için çalışıyorlar. Bu ortada belli. İnsan orada hep top patlıyor, bomba patlıyor. Oraya gezmeye gelinir mi ya? Ben demiş İngilizim. Polis araştırmış, İtalyan çıkmış. Görüyorsunuz içimizde neler var. Evet. Ama siz camiye gelir de böyle dümdüz saf olursanız Cenab-ı Hak onların belalarını, hilelerini kendilerine çevirir. Hadis-i şerif var böyle. Allah müminle, Buhari hadisidir. Camide saf bağladılar mı dümdüz birbirlerine sık apışıyor adam, yanına vardın mı itiyor. Ne geliyorsun, beni sıkıştırıyorsun. Mübarek adam. Tarasu. O bu camilerin eskiden beton olmadığı için betonarme, o taşları birbirine kurşunla rapt ediyorlar, bağlıyorlar. Ras kurşun. Tarasu. O taşların birbirine bağlandığı gibi namazda saf halinde omuzlarınızı birbirinize yapışınız. Ve takimu, dümdüz olunuz. Yılan neresi gibi duruyor. Bir de apışıyor. Ya mübarek adam. Peygamber böyle söylüyor. Bunda bir şey var. Var. Bir kere şeytan arana giremez. İş mi kıldım, dört mü kıldım diyemez, giremez. İki, böyle dümdüz saflar halinde namaz kıldınız mı, o gavurlar dünya uğraşsa onların hilelerini arka Allah kendilerine çevirir. Camiye gelip namaz kılmak, düzgün saf bağlamak o kadar önemli. Bir de imama uyuyorsunuz, yatıyor imam, kalkıyor hala orada tesbih Sübhan Rabbel Ala diyor. Hazreti Ömer'i getirmemiz lazım, eline de bir kırılmazından bir meşe sopası. Ne yatıyorsun yahu? İmama uydum diyorsun. Ne o yatıyorsun orada? Rüküye gidiyor, imam kalkıyor, hala orada duruyor. Tam dayaklık milletiz ha. İmamla beraber eğileceksin, imamla beraber kalkacaksın arkadaş. Bu nizamdan Allah çok memnun oluyor. Onu söylüyor peygamber. Dümdüz olun, birbirinize kolunuzla, omuzlarınızla destek olun. Beraber yatın, beraber kalkın. Allah bu düzgünlükten, intizamdan hoşnut olur, belaları defeder kaldırır diyor. Bunları bilmemiz lazım. Sahabe-i kiramın omuzları eskirmiş elbiselerinin. Niye? Namazda o kadar sıkı duruyorlar ki. Bir de sıcak ülke. İyilip gelirken böyle sürterken önce buraları eskirmiş. Ama şimdi adamı biraz gittin mi böyle yapıyor. Allah bizi ıslah etsin. Bilmeden olmaz. Onu arz etmek istiyorum. Evet efendim, ikindi namazını geçirmeyeceğiz. Öbür namazlarını da hiç geçirmeyeceğiz de işte işlerin en çok arttığı ikindi namazı önemli. Efendimiz bastırıyor. İkindi namazını kılmayanın ameli boşa gider diyor. Sabah namazına münafık gelemez. Yatsı namazına münafık gelemez. Münafık olmadığın ispatı için sabah namazını camide kılacaksın. Yatsıyı camide kılacaksın. İşin yok, mağazan yok, tarlan yok. Gece namazı bunlar. Evde kılmayacak. Camiye geleceksin ve de bu Müslümanların başına gelecek belaları kaldıracaksın, def edeceksin. O kadar önemli. Evet, bu hadis-i şerifi Eslemi. Evet. Ben. Evet. Büreyde Tübnül Hasib El Eslemi. Eslemli Büreyde'den Ahmed İbn Hanbel İbn Mace Beyhaki nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Keza Buhari'de de var bu hadis, biraz değişik varyantıyla. Evet, bel merre vahide femen zâdehu fehuve tatavvu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571'de doğdu. 610'da peygamber oldu. Hira Nur Dağı'ndayken Ramazan 12 pazartesi Cebrail aleyhisselam geldi. Oku dedi. Mâ ene bikâri. Ben okumak bilmiyorum dedi. Çünkü okula gitmedi peygamberimiz. Ümmi. Okuma yazması yok. Ben okuma bilmiyorum dedi.
Ne okuyacağım? Bir daha sıktı. Gene dedi. Üçüncüde İkra bismi rabbikel lezî halak. Halakal insâne min alak. Yaradanın Rabbinin, Yaradanın Allah'ın adıyla oku. Bismillahirrahmanirrahim diyerek oku, okumaya böyle başla. İnsanı kan pıhtısından yarattığı, et parçasından yarattığı rahimdeki durumları insanın, evet, kokmuş çamurdan sonra ana rahminde şundan yarattı. O ayet, beş ayet nazil olmuş, peygamber olmuş. Sonra Efendimiz Hatice anamıza gelmiş, çok heyecanlanmış. Cebrail asıl hüviyetiyle görmüş o anda. Cebrail aleyhisselamı asıl hüviyetiyle, bir de Miraç'a çıkarken Sidri Müntaha'da, yani bu dünya aleminin son noktasında görmüş asıl hüviyetiyle. Orada diyor ki, kardeşim Muhammed, bir adım, bir parmak daha atsam yanarım diyor. Bundan ötesine yalnız sen yetkilisin. Kainatta başka adam giremez oraya. Efendimiz kainatın yaratılış sebebidir. O çizginin ötesinde bak Cebrail aleyhisselam'a geçemiyor. Orada görmüş, hiçbir peygamber Cebrail aleyhisselam asıl hüviyetini görmemiş. Görememiş. Dayanamaz çünkü. Diyor ki, kanatları diyor bütün yeryüzünü kaplamıştı, ufku. Böyle muhteşem bir yaratık görseniz ne olursunuz? Peygamberimiz bir şey olmadı. Evet, çünkü daha çocukken ameliyat ettiler onu. Dayanıklı hale getirdiler. Ama çok heyecanlandı. Böyle muazzam bir yaratıkla karşılaşıyorsunuz. Hemen o heyecanla evine geldi. Hatice anamız da evli o zaman. Zemmiluni, zemmiluni, beni ört Hatice, beni ört. Böyle böyle oldu, çok korktum, heyecanlandım. Evet, Hatice anamız hiç korkma dedi. Sen güzel adamsın, dürüst adamsın, hiç kötülüğün yok ki. Neden sana kötü bir şey olsun? Kötü bir şey değil, korkma. Uyuttu onu. Varaka'ya bin Nevfel'e gitti, akrabası. O Yahudi alimidir, şeydir, bilgili bir alimdir. Onlar da ahir zaman peygamberin geleceğini biliyorlar, bekliyorlar. Tevrat'ta var çünkü. Hristiyanlar da biliyorlar. Fakat onlar hep Beni İsrail'den, Yahudilerden çıkmış peygamberler. Ondan bekliyorlar. Evet, onu anlatınca Kuddus, Kuddus, Kuddus. Cebrail aleyhisselam bir ismi bu. Bu diyor Musa'ya gelen, İsa'ya gelen o Cebrail. Kuddus o. Ah diyor Hatice'm, yeğenim, yaşlıyım diyor. Genç olsaydım da Muhammed'i Mekke'den sürüp çıkardıkları zaman ona yardım etseydim. Hatice anamız radıyallahu anh validemiz diyor ki, benim kocam kötü adam değil ki. Niye çıkarsınlar Mekke'den? Öyle ama böyle olacak. Tevrat'ta söylüyor. Doğduğu yerden çıkaracaklar. İncil'de söylüyor. Çıkaracaklar. Ondan sonra geliyor işte ayet-i celle var efendim Kur'an-ı Kerim'de. Ey örtülerine bürünmüş adam, kalk. Temizlen. Abdest al. Ve Allah'ın dinini insanlara tebliğ et. Evet, Kur'an'da ayet var böyle. Evet, şimdi o zaman putları bırakın var. Namaz yok, hac yok, oruç yok, bir şey yok. Sadece Allah bir deyin, Muhammed Resulullah deyin. Tek o emir var. Bir iş yapacaksan nasıl hareket edeceğini örnek olsa dediğinde anlatıyorum bunları. Bir adamı bir noktadan bir nokta getireceksen hepsini birden yaptıramazsın. Basitten zora doğru. Yavaş yavaş olacak bu iş. Sabır istiyor. Putperest adamları, dedelerine tapan adamları bir anda Allah bir nasıl dedireceksin? Namaz var, oruç var, nasıl diyeceksin? Olmaz. Yalnız Allah bir, Yaradan bir, Muhammed onun Resulü, o kadar. Evet, ilk inanan Hatice anamız. Çocuklardan ilk inanan Hazreti Ali.
Yetişkinlerden ilk inanan Ebu Bekir. Çocuklardan ilk inanan Hazreti Ali. Sonra gün geçtikçe çoğalmış filan derken tabii çok şeyler var. Şunlar var, bunlar var. Medine'ye hicrete, önce Habeşistan'a gidiyor Müslümanlar işkencelerden dolayı. Sonra Medine'ye hicrete izin veriliyor. Medine'de gittikten sonra, Medine'ye vardıktan sonra namaz da var. Oruç da var. Hem kıble, Kabe, Mescid-i Aksa değil. Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyormuş. Kabe kıbleniz. Bu ayetler nazil oluyor orada. Hicretin 9. yılında hac, sonra da hac farz oluyor gene. Fakat Peygamberimiz Mekke'nin fethinden bir sene sonra ancak hac edebiliyor. Mekke'nin fethinden sonra ortalık müsait değil. Onun için haçta ömürde bir defa gitmek. Şimdi o hadisle ilgili, bu da ondan anlatıyorum. Yavaş yavaş İslam'a ısındırdıkça namaz da var, oruç da var, zekat da var filan diye Allah kademe kademe bize olan yükümlülüklerimizi hatırlatıyor. Kur'an böyle gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte Mekke'yi filan fethetmiş. Sonra da hacca gidiyoruz. Hazırlanın demiş. Evet. Bütün sahabiler Peygamberimizin etrafında çölden yaya sıcak. Arkadaş, ne olursa olsun burada ölelim niyetiyle. Evet, 140 bin, bir rivayette 240 bin hepsi yola düşmüşler. Efendimiz Mekke'de hac yapmış. Şimdi bildiğimiz hac şekilde. Ondan sonra Arafat'ta, işte Arafa günü öğle namazından sonra, öğle namazı vaktinde öğleyi kılmış, arkasından ikindiyi de kılmış. İki rekat kılmış. Neden? Peygamberimiz Medine'den geldi. Medine Mekke'ye 450 kilometre yolcu. İki kılmış öğle namazını, arkasından hemen arkasından ikindi namazını kılmış. Cem-i takdim derler buna. Bir de Müzdelife'de gece yarısı akşamı arkasından yatsıyı kılmış. Cem-i tahir derler. Namazlar birleştiremez, birleştirilemez. Vaktinden evvel namaz kılınmaz. Şimdi akşam namaz kılamayız. Vakti gelmedi. Evet, onun için namazlar vaktinden kılınmaz ama Arafat'ta Resulullah, hacıların işleri çok, yorgun, argın, yetkisi var. Allah ona o yetkiyi vermiş. Öğle namazının arkasından ikindi de kılmış. İki rekat. Mekkeliler demiş, biz Medine'den geldik, yolcuyuz. Siz dörde tamamlayın. Anlatıyorum ki şimdi Araplar bunu kabul etmiyor. Arafat'taki imam iki kıldırıyor. Kabe'nin imamı kıldırıyor, iki kıldırıyor. Ben orada kaldığım için orada farkına vardım. Ben kaç kere iki kıldırıyor. Sonra 81 yılında orada Ramazan'da gittim, 3,5 ay kaldım. Hocalarla tanıştım. Orada arkadaşlar var, 90 küsür kişiyiz. İki kıldırdı, baktım Kabe imamı kıldırdı. Açıktan okunuyor. Adamı tanıdım. Kalktım, arkadaşlar dedim, bu namaz olmadı. Kalktık, biz bir daha kıldık. Çünkü imamın namazı, Kabe imamı 4 kıldırması lazım, 2 kıldırdı. İmam namazı geçersiz, cemaatin zaten geçersiz. Bir daha kıldık. Mısırlı bir adam kalktı. Siz fitnecisiniz dedi. Neden dedi, bir daha namaz kılıyorsunuz? Ben dedim, hacı dedim kızmaz, kavga etmez. Vela cidayla vela füsuka fil haç, ayet var. Niye bağırıyorsun dedim. Ama dedi, niye namaz kılıyorsunuz? Bir kere sen kimsin? Ben Mısırlıyım, profesörüm dedi. İyi, güzel. Ben de profesörüm. Ben dedim, buraya Ramazan'da geldim. Bu imam tanıyorum. Kabe'nin imamı bu dedim. Yani dedi, misafir değil dedim. Mekke buraya 27 kilometre. 4 kıldırması lazım. Peygamber 2 kılmış ama ben Medine'den geldim, yolcuyum. Siz 4'e tamamlayın demiş dedim. Evet dedi. Niye dedim 2 kılıyorsun dedim.
kaldırdı, o da cemaatine, o da namaz kıldırdı. Duyuruyorum ki oraya gidenler uyanık olsun. Onlar kabul etmiyor. Peygamber böyle kıldı. Tamam da Medine'den gelmiş. Sen Kabe'den geldin. Bu menasiktendir diyorlar. Uyanık olun. Hanefi mezhebine göre namazın sahi olmaz. De işte namazdan sonra dua etmiş Peygamberimiz. Vakfe derler buna. Hacı olmak için ihram giyeceksin. Bu vakfeyi yapacaksın. Gelip Kabe'de tavaf edeceksin. Haccın iki direği var. İhramlıyken bu vakfe, sonra da Kabe'yi tavaf etmek, ziyaret tavafı. Bunlardan biri yok, hacılık yok arkadaş. Bunu da bilesin. Zamanında olmayınca mesela Arafa günü şaşırdığı zaman ne olacak? Evet. Türkiye salı günü bayram diyor. Suud pazartesi bayram diyor. İşte ne olacak? Elhamdülillah ulemamız diyorlar ki İmam Zeyla'i, Müslümanlar bulunduğu devletin ülül emrine uyarlar. Biz şu anda neredeyiz? Kabe, Suudi Arabistan'dayız. Oranın ülül emri kim? Kral. Bayram salı günü dediyse biz salı gününe göre Arafa pazartesi olur. Haccımız tamam diyor. Yanlışsa diyor vebal diyor kralın. Türkiye'de bayramı erken veya geç yaptırdılarsa vebal devlet adamlarının. Onlarda diyanet var. Vebal onların. Sizin namazınızda, bayramınızda, orucunuzda hiç korkmayın. Yani idareci olmak öyle kanatlı arabaları bilmek değil. Böyle 80 milyon hesabını sorarlar sizden. Haberiniz olsun. Onlara da soruyor. İslam'da böyle yani. Doğru yaparsan da o kadar çok sevap kazanıyorsun. Evet, şimdi işte Peygamberimiz dua etmiş. Allah, nasıl ağlamışlar sahabiler. İşte veda hutbesi, başka hutbe yok, başka hac yok. Meşhur Birleşmiş Milletler insan hakları falan diyorlar. Hepsi var orada. Ondan sonra Akra bin Habis diye bir sahabi var. Şert adam. Çölde yetişmiş. Peygamberimiz kucağına Hazreti Hüseyin almış, öpmüş. Demiş ki ya Resulallah, yakıştıramadım. Neyi yakıştıramadın? Erkek adam çocuğu kucaklar mı demiş ya. Bir de öptün demiş ya. Erkek adam çocuğu öper mi be? Karı mısın sen? Çocuk öpmek sünnettir. Çocuk sevilir. Peygamberimiz Allah senin kalbinden merhameti kaldırdıysa ben ne yapayım demiş ona. Çocuk sevilir, öpülür arkadaş. Neyse, işte yine bu Akra bin Habis, ama bu adam kötü demen sahabidir. Bunu yapacak ki öğreneceğiz. Böyle olmasa nereden öğreneceğiz? Onun için sakın kötü adam demeyin. Sahabidir. En büyük evliya onun ayak tozu olamaz. Peygamberle yüz yüze gelmiş. Demiş ya Resulallah, hac edin dedin ama evet öyle diyor bak. Ya eyyühennas huccu. Evet. Ey insanlar, hac edin dediniz. Huccu. Gadfaradallahu aleyküm. Allah size haccı farz kıldı. El hacca. Fehuccu. Hac edin dedin. Her sene mi? Peygamberimiz yüzünü ekşitmiş, dönmüş. Adam demiş ki duymadı herhalde. Önüne geçmiş yine. Demiş böyle dedin ama her sene mi söylemedin? Yine yüzü ekşimiş, yine dönmüş. Adam yine üçüncü defa önüne geçmiş. Sus be adam demiş ya, sus be. Evet, her sene desem levecebet ve lemmez tatatum. Haç her sene farz olacak, sen de her sene hacca gelemeyeceksin. Ananı ağlatacaklar demiş. Ne kurcalıyorsun? Peygamber açıklamadı, bir defa yaptım dersin, bana atarsın vebali. Evet. Yahu peygamber Allah'ın Resulü, elçisi, Allah'ın emri olduğu halde gizler mi hiç? Eğer her sene haccı olsaydı söylerdi. Söylemediğini ve ne kurcalıyorsun? Ne kurcalıyorsun ya? Böyle çok adamlar vardır. Bir yerde konuşursun, vaaz edersin. Hocam,
Sus lan dinle. Bak. Kurcalarsın altından başka şeyler çıkar. Müslümanın işini zorlaştırırsın. Her sene desem her sene haç farz olacak. Sen de yapamayacaksın demiş. Ne durup sorup duruyorsun? Evet. Bel merra vahide. Tek ömürde bir defa sahabem. Ömürde bir defa. Femen zâdehu fevve tatavu. İkinci, üçüncü haç yapmayın demiyorum. Helal parayla bir haç insanı anadan doğduğu gibi günkü günahlardan temizler. Ömre yaparsa haç ile ömre arada günahları sildirir. Peygamberin sözleri bunlar. Ama bir tane ömürde farz, ondan sonra nafile. Nafile lüzumsuz demek değil ama mecbur değilsin. Bir defa, sonra nafile olur. Evet, bu hadis onu bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنَ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا El-İmran 97. ayet. Evet, Allah size haccı farz kıldı. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Haccı farz etmek insanların üzerine farzdır. مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Gidebilene devlet izin vermiyor. Vebal devletin adamlarının. Paran yok. Buradan aslında haccın farz olması için, hac yapmak için para şart değil. Ama Türkiye'den gitmek için para şart. Uçağa gideceksin, otelde kalacaksın. Para. Ama Mekke'de olursan, parasız da olsan haccı farz sana. Bedava ya gider gelsin Arafa'da. Buradan parayla oluyor bu işler. Para yok. O zaman sormayacak Allah. İleyhi sebiyle, men istata ileyhi sebiyle. Gidebiliyorsan, imkanın varsa. Bunlara haç farzdır. Ve buradan anlıyoruz ki, işte usul fıkıh derler buna. Allah açıkça beyan etmedikçe haccı farz, haç size farz kılındı. Emir yok, açıklama yok. İki defa mı, üç defa mı? Emir bir defa farz olur. Ama namaz böyle değil. Güneş batarken, ortadayken, sabah vaktinde diye ayet celle var. Beş vakit kılacaksın onu. Açıklama var çünkü. Akimus salate demiş ama başka yerde de işte güneş batarken, ortada tam iken namaz gün. Ayetler beş vakit namaz her gün mecburi. Ama haç için böyle bir şey yok. Bir defa. Peygamber de bir defa diyor. Evet, bir defa diyor haç. Ömürde bir defa farzdır. Bunun da şartları var arz ettiğim gibi. Hanefi mezhebine göre mahremi olmayan kadın hacca gidemez. Gitmesin mi? Mahrem bulamazsa vasiyet edecek. Ölünce kadar bekleyecekler. Ölünce bıraktığı terekeden vekil gönderecekler. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Öbür mezheplere bir şey demiyorum. İmam-ı Azam'a uyuyorsanız mahremsiz kadın hacca gidemez. Giderse masiyet işler diyor. Ben onu arz ediyorum. Size öbür mezheplere karışmıyorum. Şey etmiyorum. Evet. Böyle durum böyle. Bir defa hac farzdır. Her sene giderseniz günahları temizler. Evet, böyle hac böyle güzel bir ibadettir. Bir defa işte bu olay, hadis-i şerif de onu bize açıklıyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud İbn-i Mace Abdullah İbn-i Abbas'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz buyuruyor. Bellivu anni velev ayeten. Benden duyduğunuzu başka insanlara ulaştırın, nakledin. İster bir ayet, ister bir hadis olsun. Benden duyduğunuzu başkalarına ulaştırın. Demin konuşmam başlamında söyledim ya, emri maruf yapmak mecburiyeti var Müslümanlara. Nehi anil münker yapmak mecburiyeti var.
ayeti hadisi öğretmek başkasına emri maruftur. Mecburiyeti var. Evet, benden bir ayet bile duysanız, Kur'an'dan bir ayet duysanız veya bir söz, hadis duysanız, bunu eve gidince hanımına söyleyeceksin, oğluna söyleyeceksin, kızına söyleyeceksin, arkadaşına çay içerken söyleyeceksin. Böyle bir hadis duydum arkadaş, komşu diyeceksin, görevin, duyurun diyor. Şimdi güzel peygamberimiz Kur'an Azimüşşan Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla peygamberimize geliyor. Efendimiz oturuyor, dinliyor. Cebrail Aleyhisselam karşısında Kur'an okuyor. Şimdi Allah'ın görevli, sorumlu insanı peygamberimiz, duyduğumu eksiksiz aktarmak görevim diye, duyduğumu tam öğreneyim diye, o söylerken böyle dudun kıkırdık, o söyledikçe o da tekrar edermiş. Cayet nazil olmuş. Dudağını kıpırdatma. La tuharrik. Dudağını oynatma. Biz senin kalbine o Kur'an'ı nakşedeceğiz Habibim. Hiç telaşlanma. Kıyamet suresinde ayettir. Evet. Biz sana onu öğreteceğiz. Kalbine nakşedeceğiz. Telaşlanma. Evet, böyle 23 senede ayet 6000 küsür ayet, 6666 diye bilinir. Eyvallah. Ayet hangisi ayet, hangisi değil? Bunlardan ihtilaf var. Onun için 6300 diyen var, 6666 ayet nazil olmuş. Bunu öğrendiniz mi? Ben peygamberden Kur'an duydum. Söyleyeceksin. Hafızlar yetiştireceksin. Kur'an'ın ayetlerini bilen kimseye hafız denir. Efendimiz sözlerini, benden duyduğumuz sözleri Kur'an dışında yazmayın. Kur'an'ı yazın. Vahiy katipleri var. Zeyd ibn-i Sabit başkanları. Muaviye de vahiy katiplerindendir. Yazdırıyor. Düz taşlara, tahta parçalarına, deriler üzerine, o zaman bu kağıt yok, yazılıyor ve bunu herkes yazdıktan sonra evine götürüyor. Kur'an'ın tamamı yazılmıştır. Sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında harpler olmuş, yalancı peygamberler türemiş. Onlarla uğraşırken bir harpte 70 tane birden hafız şehit olmuş. Hazreti Ömer yakalamış Ebu Bekir'i. Sen devlet reisisin demiş. Bir harpte 70 kişi hafız giderse demiş, hafızan hepsi ölecek. Durmadan cihat ediyoruz. Kur'an'ı topla demiş, bu ayetleri bir araya getir. Demiş ki ben peygamberin yapmadığını yapmam. Bana bak demiş, peygamber durmadan ayet geldiği için yapamazdı. Hayatın sonuna doğru bir ayet geldi. El-yevme ekmeltü leküm ayeti geldi. Sen onun için toplayamadı. Bak görüyorsun demiş, yazılı böyle bir şey olmazsa, bir araya gelmezse, mushaf olmazsa, insanlar unutur Kur'an'ı, İncil'e döner. Bastırınca evlerindeki yazılı ayetler herkese getirmiş. Zaten vahiy katipleri var, hafızlar var. Gayet disiplinli bir şekilde mushaf haline getirilmiş. Sonra Hazreti Osman zamanında İslam ülkeleri genişlemiş. Atlas Okyanusu'na dayanmışlar. Atlas Okyanusu'na, Azerbaycan'a gitmişler. Erzurum'da Abdurrahman Gazi var. O zamanki sahabilerden. İran fethedilmiş. Hazreti Ömer zamanında Afrika'ya gitmişler. Herkes çeşit çeşit okumaya başlamış. Bunun üzerine o tek mushaftan 6 adet çoğaltılmış. Bir tanesi burada işte mushafın, Topkapı Müzemizde gidip görebilirsiniz. Orijinal Kur'an'ın yazılı. Evet, şimdi hadis-i şerifleri yasak etmiş peygamberimiz. Kur'an'la karışır diye korkmuş. Çünkü İncil karışmış, Tevrat karışmış,
Okudunca anlıyorsunuz. İnsan sözü Allah sözü belli olma mı? Okuyabilirsiniz. Öyle olmasın diye hadisleri yazmayın demiş. Ezberlersiniz yeter. Ebu Hureyre onun için peygamberin bütün söylediklerini ezberleyeceğim diye ticarete anlaşmamış. Bahçeye gitmemiş, tarım ziraat yapmamış, evlenmemiş. Şimdi evlenirsem çoluk çocuk besleme mecburiyeti var. Para kazanmak zorunda kalacağım, buradan ayrılacağım. Peygamber her dediğini duyamayacağım. Gece gündüz mescitte peygamber ne yapıyor? Bakıp duruyor. Hemen çıktım odasından, hemen yanına gidiyor. Ne söylerse onu ezberliyor. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh, adı Abdurrahman. Evlenmediği için insana bir yoldaş lazım. 40 yaşındaymış. Canı sıkılmış. Kedi yavrusu bulmuş. Onu seviyor sokakta. Gönül eğlendiriyor ya herif. Karı yok. Çocuk yok. Onda o 40 yaşında çocuk kedi en iyi severken peygamber sokağın başında görülmüş mü? 40 yaşında adam kedi yavrusu oynar mı? Kelli felli adam. Çocuğu olsa neyse ne? Hemen utancından bu şeyinin içine sokmuş kedi yavrusunu, böyle durmuş. Peygamber geçerken böyle durmuş. Ama kedi burada başlamış oynamaya. Kıpırdıyor. Abdurrahman demiş, o ne? Kedi ya Resulallah demiş. Kıpkırmızı olmuş. Utancından, 40 yaşında adam kediyle oynar mı? Ya Ebahir, kediler seven adam demiş, gülmüş peygamberimiz. Kötü bir şey olsaydı at onu derdi. Köpek yavrusunu at demiş. Kediyi at dememiş. Demek ki kedi beslemek sünnettir arkadaş. Apartmanda kavga etmeyecekseniz komşularla kedi besleyin. Kedi beslemek sünnettir. İyidir. Evet, terbiye edersiniz, batırmaz, korkmayın. Ebu Hureyre, o da oradan gelmiş. Hiç evlenmemiş, hadisler kaçırmayacağım diye. Ama işte şimdi bunları anlatıyorum. Şimdi televizyondan çeşitli adamlar konuşuyor. İlahiyat profesörü. Hadisler 200 sene sonra toplanmıştır. Onun için şüphelidir. Kur'an bize yeter. Hadislerin aslı yoktur diyen profesörler var, biliyorsunuz. Konuşuyorlar. Yanlış. Bu sözler yanlış. Usul hadis var. Usulü tefsir var, usul fıkıh var. İslam alimleri seferber olmuşlar. Peygamberin mi değil mi? Hep hadisleri didik didik etmişler. İlimler meydana gelmiş. Evet. Bu sözler yanlış. 1000 senedir, 1400 senedir böyle söyleyen çıkmıyor. Bizim ilahiyat profesörü, hadisler şüphelidir. Ne gerek var efendim? İmanıyla oynuyor. Resulullah'ın hadisini gereksiz diyen herif kitapla öyle söylüyor. Küfür eder diyor. Kitapla öyle söylüyor. Çünkü Atiullaha ve Atiurrasul. Allah'a itaat edin. Nasıl itaat edeceğiz? İşte Kur'an'dan emirlerini okuyoruz. Peygamber'e itaat edeceğiz. Nasıl itaat edeceğiz? Peygamber'in sözlerine uyacağız. Yaptıklarını yapacağız ki itaat edelim. İşte onlara da sünnet deniyor. Ona dair haberlere de hadis deniyor. Beyefendi, eğer sen hadis yoktur dersen, Allah'ın atiur rasul, Resulullah'a itaat ediniz emri havada kalır. Neyle oynadığını farkında değil. Hem sonra peygamberimiz yasak etmiş ama mesela Yemen'e vali tayin etmiş, mektup yazmış. Şunlar şunları yap. Heraklius'a mektup yazmış. Bizans şeyine, İran Kisra'sına mektup yazmış. O mektuplar elimizde. Onlar da hadistir. Elimizde. Buhari'de onlar da var. Sonra Abdullah ibn Amr ibn Az Kahire'de yatıyor. 16-17 yaşlarında Efendimiz konuşurken dinliyor. Bir gün demiş ki, ya Resulallah, ben gencim, daha görüyorsun çocuğum, yazma dedin ama demiş,
Ben demiş ezberleyemiyorum demiş. Kafamda tutamıyorum sözlerini. Bana müsaade et yazayım demiş. Yaz lan demiş, yaz. Ona özel izin vermiş. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde 1000 hadis yazmış. Ve bunu en kıymetli şeyi olarak muhafaza etmiş. Hatta vefat ederken Abdullah demişler şunu, o vermem demiş. O benim canımdan kıymetli. O kadar güzel muhafaza etmiş. Vefat edince bir bakmışlar, Peygamberden duyduğu, dizinin dibinde yazdığı hadis, 1000 hadis. O bugün elimizde. O televizyonda konuşan adam palavra sıkıyor. Hadislerin aslı yok diye palavra sıkıyor. Kendini bilmez konuşuyor. Buhari öyle sıkı, öyle sağlam toplamış ki hadisleri. 200 sene sonra Peygamberin vefatından. Onun hadisinde olanlarla, kitabında olanlarla bu dizinin dibinde yazdığı 1000 hadisi Buhari'de bakıyoruz. Hiç farkı yok. Yani İmam Buhari'nin hadisi o kadar sağlam yani. Böyleyken yine konuşuyor böyle. Bizim aziz milletimiz ehli sünnet vel cemaat demiş. Elhamdülillah 1000 küsür senedir bu yolda yürüyoruz. Birinci kaynak Kur'an'dır. İkinci kaynak hadistir. Üçüncü kaynak icmadır. Dördüncü kaynak kıyastır. Yani İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi mutlak müçtehitlerin içtihadıdır. Ehl-i sünnet yolu budur. Bunu oturmuş, rayına oturmuş bu sistemi aleyhinde konuşan palavracıdır. Uyarıyorum sizi ben de. Evet efendim, şu hadisi arz edeyim size böylece. Evet, benden hadis nakledin diyor Peygamberimiz. Ben de onun için görevimi yapıyorum. Ben bundan icazet aldım, yetki aldım hocamdan. Size duyurmazsam döver beni. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız kim okuyacağım ben bunu? Size teşekkür borçluyum. Yağ çektiğime bakmayın. Benden duyduğunuzu Peygamber'in emri var. Benden bir hadis de olsa başka mümine tebliğ edin dedi ya şimdi. Eve gidince veya kahveye gidince Müslümana aktaracaksın duyduğun hadisi. Bu senin görevin. Yoksa Peygamber'den sopa yersin. Duyduğunu nakledeceksin. Bir, iki, evet. Buradan okuyorum. نَدَّرَ اللّٰهُ سَمْيَا مَقَالَتِي فَوَعَهَا وَبَلَّوْهَا. Benden bir hadis duysa bir mümin, onu bellese, eksiksiz fazlasız tatbik etse, sonra başka bir mümine onu tebliğ etse, böyle olan müminin Allah'ım نَدَّرَ اللّٰهُ اِمْرَانْ سَمْيَا مَقَالَتِي, yüzünü iki cihanda ak eyle, yüzünü kara çıkarma ya Rabbi diye duası var. Buna müjde, bu müjdeye ermek için sen de duyduğun hadisi başkasına tatbik edeceksin, başkasına öğreteceksin. Evet, hem Peygamber'in şeysini hadisini nakledeceksin ve hadisü an Beni İsrail. Beni İsrail ile ilgili hikayeler de Kur'an'da geçiyor. Onları da başka insanlara naklet. 40 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit kılmaya tembellik edene diyecek arkadaş. Onlar 40 vakit namaz kılıyordu. 5 vakte eriniyorsun. Seninki insanlık mı? Arkadaşlık hatırına yapacaksın bunu. Mümin kardeşliği hatırına yapacaksın. Onlar bir günah işledi mi intihar ediyorlardı. Günahlar affedilmiyordu. Biz Kadir Gecesi Allah'ım sen bilirsin diyoruz. Sildim diyor Allah. Güzel bir namaz kılıyorsun, sildin diyor. Bizim Müslümanlık beleş. Arkadaş, elbisemiz kirleniyor. Onların elbisesine bir pislik bulaştı mı atıyorlardı. Biz hemen yıkıyoruz, yine giyiyoruz.
sondu. Mallarının dörtte birini zekat veriyorlardı. Bunları duyur diyor. Ben bunu Allah'a yalvardım. Allah hep hafifletti. Bunları duyurun diyor. Beni İsrail haberlen, duyurun. Allah onları Tî sağrasında 40 sene dolaştırdı. Ceza verdi. Yağmalattı. Krallar geldi, işgal etti. Benim ümmetime bunlar olmayacak. Yalvardım Allah'a, bunlar olmadı, olmuyor. Bunları duyurun onlara, ders alsınlar, ibret alsınlar. Beni İsrail haberlerini de size söyleyin. Evet, onları da hak yedin. Size bir vela haraç, size bir vebal yok. Ama eksiksiz, fazlasız. Yoksa benim söylemediğimi nakledersiniz, benim sözüme ilave yaparsınız, benim sözümü eksiltirseniz, evet öyle söylüyor Peygamberimiz, men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve makkadehu minen nar. Hadisin devamını okuyorum. Benim olmayan bir sözü Peygamber söyledi derseniz, cehennemde yerinize hazır olun. Cehennemliksiniz. Böyle söyleyen adam cehennemliktir. Yerine hazır olsun. Tam bileceksin, eksiksiz fazlasız aktaracaksın. Onun için bak, önüme kitap koyuyorum. Çünkü ben bunun hesabını vereceğim. Televizyonda da kitap koyuyorum. Hatta kitap eksiye ya, mektup yazıyorlar. Hocam cilt parasını biz verelim, kitabın eski diye. Niye koyuyorum? Hesabını ben kitaptan okudum diyeceğim. Kurtulmak için. Bu kitabı yazan Gümüşhaneli çağıracaklar. Ben de şuradan aldım, Buhari'den aldım diyecek o da. Var kaynakları. Buhari'yi çağıracaklar. Ben de şu sahabiden duydum. O sahabi diyecek. Ben de senden şurada söyle duydum. Böyle hesap vereceğiz arkadaş. Onun için eksiksiz, fazlasız dürüst olacağız. Peygamber sözü olmayan nakletmeyeceğiz. Peygamber sözünü de müminlere duyuracağız. İki cihanda yüzümüz ak çıkacak inşallah. İslam böyle sağlam esaslara oturtulmuştur. Onun için ne kadar uğraşsalar bozamamışlardır. Bozamamışlardır. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Tirmizi, Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizlerin nail eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke zekir. On birer İhlas suresi besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahman kemtine kelam diyeceksiniz. Mustakim.
Üçer salavat-ı şerife Allah'ım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim ve ehdina ve vaffidna ilal hakkı ve ilal necati ve ila tariqü müstakim ve ila tariqü cennetin na'im. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle, dersimizin rızana muvafık olarak kabul eyle, okuduğumuz süver-i celili ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle, hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimüs salavat ve teslimatın ervai paklerine cümlesinin ehli beyt el ashab etbaalar rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine bil cümle ahirete irtihal eden müminle müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin ervahiyle beraber şurada toplanan bizlerin ahirde göçmüşlerimizin ervahına bağışladık vasıleyle. Bu cami-i şerifi yaptıran, bugüne kadar gelmiş emeği geçen, bu cami-i şeriften güzelan eden emme, hutaba, mezunun, kayyibin, cemaati, müslimin, bu civarlarda metfu bulunan evliya, ulema, sulaha, şuhada, müminat, bu aziz vatanı bizler hediye için canlarını bezleden, sıkıntıla uğrayan şehitler, gaziler, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren, hayır eserler diken ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, nesilleri unutulmuş garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca istikamet üzere iman ve İslam'da yaşayarak akıbeti hayır olarak nefes tüketmeyi tüm ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasıl müyesser eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını hasetten, fesattan, finteden, şeytanlardan, sapıtanların sapıtmasından muhafaza eyle. Kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara hayırlı insanlar olmasını nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Filelerini kendine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmeti Muhammed'in kalplerini birbirlerine ısındır ya Rab. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza eyle ya Rab. Şu dualarımızı da salih kulların dualar arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi, güzel Kur'an'ı güzel okumayı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bellemeyi, uygulamayı, başkalarına tebliğ etmeyi, böyle iki cihanda yüzü ak çıkanlardan olmayı nasip eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.